Herkese selamlar. Yepyeni bir Doki Doki Literal Club bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hatırlarsınız önceki bölümde kızlardan ikisi gerilime tutulmuştu. Bakalım ne olacak? Natsuki ile... Adı aklıma gelmiyor. O kızla bir sıkıntı vardı. Bakalım ne olacak? Natsuki o başlattı diyor. İnadına bir son verip sade bir yazı dilinin daha etkili olduğunun farkına varsa böyle bir şey hiç yaşanmazsa zaten. Şiirleri sebepsiz yere anlaşılmaz kılmanın ne anlamı var? Anlam okuyucu da hemen belirlemeli. Okuyucu anlam bulmak için kafa yormaya zorlamamalı. Bence haklı. Bunu ona açıklamama yardım et Yeager. Ben mi? Ben mi yardım edeceğim? Yok artık ya. Natsuki sen de benden çok istiyor ama deneyelim. Dur biraz evet Yuri. Dilimizde birçok derin ve etkileyici kelime olmasının bir nedeni var. Karmaşık anlamları ve duyguları en etkili şekilde aktarmanın tek yolu bu kelimeleri kullanmaktan geçer. Onlardan kaçınarak sadece kendini gereksiz yere sınırlamakla kalmayıp aynı zamanda yazık da ediyorsun. Ne demek istediğimi anlıyorsun değil mi Yeager? İkisi aynı anda evet. Kendim bu işe nasıl bulaştırdım? Biz kendimizi bulaştırmadık aslında. Yazım konusunda hiçbir şey bilmiyorum. Ama fikrine katıldığım kişi benim oturmadan takdir edecektir. Bu kişi elbette Natsuki mi, Yuri mi yoksa üçüncü bir kişiyi daha mı dahil edelim? Sayuri, bana yardım et mi diyelim? Ne diyelim? Abicim, ben burada Sayuri'den yardım isteyeceğim. Natsuki bana ters ters baktığında kelimeler boğazımı diziliyor. O yüzden Yuri'ye dönüyorum. Yuri. Ama Yuri şu an o kadar savunmasız bakıyor ki ona bir şey demeye cüret edemiyorum. Ve Sayuri diyorum. Ha? Evet. Kavganız Sayuri'yi rahatsız ediyor. Arkadaşınızın böyle hissetmesine sebep olurken nasıl kavga etmeye devam edebiliyorsunuz? Yeager diyor Sayuri. Bu onun sorunu. Kavganız onu ilgilendirmiyor diyor Natsuki. Katılıyorum diyor Yuri. Başkalarının kendi duygularını tartışmamıza karışması adil değil. Eyvah. Evet, Sayuri, Yuri'nin ne kadar kibirli biri olduğunu söyleyecekse başka tabii. Natsuki, iyice işler karıştı. O asla öyle biri, Yuri. Onu yüzden senin çocukluk yapmandı zaten diyor Yuri. Ne dedin sen? Natsuki ne dedin diyor. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? İşte tam da bu yüzden kimse seni sev yeter diye bağırıyor ya. Sayuri. Oğlum çok fena oluyor ya. İşler iyice karıştı. Natsuki ve Yuri. Sizler benim arkadaşımsınız. Ben sadece herkesin iyi anlaşıp mutlu olmasını istiyorum. Net bir kararlı bir şekilde duruma el koyuyor Sayuri. Arkadaşlarım harika insanlar. Ve ben onları farklılıklarından dolayı seviyorum. Natsuki'nin şiirleri onlara inanılmaz çünkü insana az kelimeyle çok şey yaşatıyor. Yuri'nin şiirleri de inanılmaz çünkü onları okuyunca kafanda güzel resimler oluşuyor. Herkes çok yetenekli. Öyleyse neden kavga ediyoruz? Çünkü Natsuki Yuri. Ayrıca diyor Sayuri. Natsuki şirin biri ve bunda yanlış bir şey yok. Ve Yuri'nin göğüsleri de her zamanki gibi. Büyük ve güzeller. Eyvah. Sayuri zafer kazanmışçasına dimdik duruyor. Monika onun arkasında şaşkına dönmüş bir şekilde bakıyor. Ben biraz şey yapacağım diyor Yuri. Yuri aceleyle uzaklaşıyor. Natsuki yüzünde boş bir ifadeyle hiçbir şeye bakmadan oturuyor. Demek ki Sayuri bu yüzden başkan yardımcısı. Monika'ya fısıldıyorum. O da karşılığında başını sallıyor. Açıkçası Monika, iyi bir lider gibi görünüyor olabilirim. Bir şeyi düzenlemekte de iyiyim. Ama insanlarla aram iyi değil. Nasıl ya? Sözlerini kesmeye bile cesaret edemedim. Başkan olarak bu benim için biraz utanç verici. Aha, yok be diyorum. Seni suçlayamam. Yani kimse seni suçlayamaz. Ben bir şey demedim zaten. Sanırım bu Sayuri'nin bazı konularda inanılmaz olduğunu gösteriyor değil mi? Öyle diyebiliriz. Sayuri'nin aklı bir karış havada olabilir ama bu gibi durumlarda ne yapacağını biliyor olması tuhaf bir şekilde kuşkulandırıcı. Anlıyorum diyor Monika. Ona göz kulak olur mu? Hep yaptığımız şey. Kendi canını yakmasını görmeyi hiç istemem. Ben de öyle diyoruz. Bana güvenebilirsin Monika. Monika'nın bana tatlı bir şekilde gülümsemesiyle karnında bir yumru var gibi hissediyorum. Ona ders edesin, onun gibi samimi birinden iyi bir başkan olur kesinlikle. Ya valla seçim yapmamız gerekirse seçeceğim kişi iki kişiden biri.
Tahmin edebilirsiniz aslında. Öyle bir şey gelirse tabii. Şu an bilmiyoruz. İlerlemeyi devam. Keşke onunla biraz daha konuşma fırsatım olsa. Belki olacak. Pekala millet. Dağıma vakti geldi. Şiirlerinizi paylaşmak nasıl bir hissediyor Monika? Çok eğlenceliydi Saveri. Yuri de yani uğraştığımızda değildi diyebilirim. Nasıl ki? İyiydi, çoğunlukla iyiydi. Daha doğrusu... Monika bize ne düşünüyorsun diye soruyor. Bakalım ne diyebiliriz. Benim için de aynısı geçerli. Herkesle bu konu üzerinde konuşmak zevkliydi. Monika harika diyor. O halde aynı şeyi yarın yapacağız. Hem belki sen de arkadaşlarından bir şeyler öğrenmişsindir. Nasıl yani, bir şiir daha mı yazacağız? Dolayısıyla şiirlerin de çok daha iyi olacak. Eyvah. Kendi kendime şunu düşündüm. Bugün herkesin sevdiği şiir türleri hakkında biraz bir şeyler öğrendim. Bu da demek oluyor ki şansım yaver giderse etkilemek istediğim kişiyi daha da iyi etkileyebilirim. Yedi edindiğim kararlılık ile kendi kendime kafamı sallıyorum. Yeager diyor Sayri. Eve gitmeye hazır mısın? Tabii, hadi gidelim. Gidiyoruz. Sayri bana gülümsüyor. Sayri ile birlikte bu kadar zaman geçirmeyeli hakikaten çok olmuştu. Birlikte vakit geçirmenin hoşuma gitmediğini de söyleyemem. Ya Sayri iyi bir ama yani bilmiyorum. Sayri az önce olanlar. Ha, ne diyorsun? Yuri ve Nasuko arası olanları yani. Böyle şeyler çok oluyor mu? Hayır. İlk kez onları böyle kavga ederken gördüm diyor Sayri. Sözüm söz. İkisi de harika insanlardır. Ama sen onlardan nefret etmiyorsun değil mi? Ne alaka ya? Hayır, onlardan nefret falan etmiyorum. Sadece fikrini merak ettim. Hepsi bu. Onların seninle neden iyi arkadaş olduklarını anlayabiliyorum. Oh be diyor Sayri. Yeager, biliyor musun? Kulüpte seninle vakit geçirebiliyor olmak çok güzel. Ama sanırım beni en mutlu eden şey senin herkese iyi geçindiğini görmek. Ve bence herkes de senden gerçekten hoşlandı. Bu her gün artık çok eğlenceli olacak diyor Sayır. Of. Görünüşe bakılırsa Sayır hala içinde bulunduğum durumu anlamamış. Tabii herkesle arkadaş olmak çok hoş ama işlerin o aşamada kalmasına gerek var mı gerçekten? Gelecekte bizi nelerin beklediğini bekleyip görmeli Sayır. Nasıl bir cümle lan bu? Yanlış söyledim sandım. Yanlış okudum sandım daha doğrusu. Sayır'ın omuzunu sıvazlıyorum hafifçe. Bunu ondan çok kendime söyledim. Sayuri'yi arada kendi kendimle konuşmak için kullanması kolay oluyor. Kullanıyoruz resmenden kızı. Böyle bir şey olamaz. Bir de bunu itiraf ediyorsun. Bu kadar da pişkin olmasa mı? Olmasak mı acaba? Aynen diyor Sayuri. Evet. Yapalım öyleyse. Evet, şiir yazacağız. Gönder gelsin, yapalım. Bunu yaptıktan sonra bu bölümün de sonuna geleceğim bu arada. Ben bu şekilde oynamak istiyorum bu oyunu. Zaten seslendirme yaptığımız için de buradaki her yazıyı okuduğumuz için de en azından 10-15 dakikalık bölümler bence hoşunuza gidecektir. Herkes abi bu tür şeyleri bu sırada izleyebilir diye düşünüyorum. Valla ne yapabiliriz? Anlamlara önem verdiğini öğrenmiştik. Ben Monika'ya gitmek istiyorum aslında. Bu yüzden kalp diyeceğim. Ama başka birine şey yaptık. Çekicilik diyeceğim. Yine başkasına gittik. Hay Allah'ım ya. Canlı diyeceğim. Evet. Bu sefer doğru kişiye geldik. Böyle şeyler yazacağız. Kararlılık diyeceğim. Evet. Doğru gidiyoruz. İyi güzel. Affetmek diyeceğim. Ha, yanlış gittik. Tutsak diyeceğim. Evet, oldu. Reddetmek diyelim. Evet, oldu. Kaçmak diyelim. Oldu. Güzel. Gülümsemek. Başkasına gittik. Evlilik desem, Allah kahretsin. Umutsuz diyeceğim. Oo, ne alaka lan? Kefaret ödemek diyeyim. Biraz olumsuzluğa doğru gidiyoruz ama bu kız olumsuzları seviyor. Ne diyelim? Çözümleme desem, evet beğeniyor, tamam, ona göreymiş. Eğlenceyi sevmez. Ebediyeti bilmiyorum, kirlenme diyeyim. Kirlenmeyi seviyor. Kahredici seviyor. Gergin diyeyim. Başkasına gittik. Bu ikisine gitmeyi istemiyorum. Ben şu anda bu kıza gitmek istiyorum. Yani... Şu an oradan çıkartacağım ama ona gitmek istiyorum ben açıkçası. Ona doğru bir gitmek istiyorum. Korku diyeceğim. Saadet desem başkasına gittik. Son iki tane. O yüzden güzel bir şey yazmalıyız. Hazine desem başkasına gittik. Melankoli. Evet, bu sefer doğru yaptık. Bakalım olacak mı? Şiirimizi biz de ne okuyamıyoruz abi? Ne yazdığımızı biz de görebilsek harika olur. Bir gün daha bitiveriyor ve kulüp toplantısı zamanı geliyor. Son birkaç gün içinde buraya biraz daha alıştım. Kulüp odasına girişimde beni her zamanki manzara karşılıyor.
Selam Jaeger, Sayori. Ne haber Sayori? Bugün keyfin yerinde gibi görünüyor diyoruz. Gülüyor. Hala senin bu kulüpte olmana alışamadım da hepsi bu. Peki, anlıyorum. Moralini düzeltmek için epey basit bir şeymiş diyoruz. Ama sanırım senin olayın hep basit şeylerle zaten diyoruz Sayori'ye. Bu arada diyor Sayori. Ben biraz acıktım. Atıştırmalık almaya bir günde gelir misin? Hayır, kalsın. Ha? Bu istenlik bir davranış değil diyor Sayori. Sebeplerim var diyorum. Neden cüzdanına bir bakmıyoruz Sayori? Ha? Nereden çıktı bu birdenbire? Bir sebebi yok cidden. Sadece bakmak istedim. Ha? Sayori gergin bir şekilde cüzdanını getiriyor. Cüzdanı kapağıyla biraz oynadıktan sonra cüzdanı açıyor. Sonra cüzdanı ters çevirip içindekileri sarın üstüne döküyor. İçinden sadece iki madeni para çıkıyor. Ahaha, biliyordum dedim. Neyi planladığını biliyorum Sayori. Bu adil değil. Nasıl anladın ki dedi. Basit. Zaten yeteri kadar paran olsaydı kulüp odasına gelmeden önce atıştırmalık almış olurdun. Yani ya aç değilsin ya da yürüyüşe çıkmak için bir bahane aradın. Veya tesadüfi bir şekilde tüm paranı harcadığını unuttun ve benden para isteyecektin. Ama bir şey daha var. Sen hep açsın. Bu yüzden geriye tek bir seçenek kalıyor. Ya diyor Sayori, pes ediyorum. Kendimi suçlu hissettirme. Eğer kendini suçlu hissediyorsan suçlu hissetmeyi hak ediyorsun demektir diyoruz. Çok güzel bir cümle kurduk yalnız. Yuri birden kıkırdıyor. Ha? Onun bizi dinlediğini fark etmedim. Yüzü her zamanki gibi kitabını gömülüp. Yuri, evet Yuri. Ama ben Monika istiyordum abicim ya. Monika istemek için onun da bir şeyler beğendiğini öğrenmemiz lazım. Şu an 3 kişiye bir şeyler düştü. Özellikle Yuri de Sayuri'ye mi? Evet, Sayuri'ye düştü galiba bir şeyler. Sadece kitaptaki bir şeye. Yuri, bir şeyler söyle de Jaeger bana biraz borç para versin. Bu, beni işin içinde karıştırma öyle Sayuri. Ayrıca diyor Yuri, paran neye yetiyorsa sadece onu almalısın. Ve açıkçası o çevirdiğin dolaptan sonra böyle bir ceza sana müstahak. Evet, bir şey demiyoruz ha. Az önce ben öyle demek istemedim diyor Yuri. Kendimi kitabımı fazla kaptırdım. Aha diyor. Aklından geçenleri dürüstçe söylemene gerçekten bayılıyorum Yuri, diyor Sayuri. Bu çok olmuyor ama senin eğlenceli bir tarafın. Bu, böyle düşünüyor olamazsın. Haklıydın ama diyor Sayuri. Kötü bir şey yaptık, bu ceza bana müstekre. O nasıl bir kelime lan? Müstahak. Yuri düzeltiyor oradan. Ondan işte diyor Sayuri. Yine de Sayuri, bunu senden duymak. Sanırım hepimizin içinde küçük bir şeytan var değil mi? Diyor Yuri. Seni kandırmasına izin verme. Sayuri ne yaptığını gayet iyi biliyor. Daha bana bile söylemeden size beni kulübe getireceğini söylemişti ne de olsa. Ama diyor Sayuri, cupcake'ler için olmasa gelmezdin. O yüzden Natsuki'yi onları yapsın diye kandırmalıydım. Hadi ama bana biraz daha güven Sayuri. Şurak, o da neydi? O da neydi lan? Aniden bir şey Sayuri'nin yüzüne çarptı ve sıraya düştü. Ne oluyor lan? Uff. Bu da, ha? Bir kurabiye. O şey gerçekten de plastik paket içinde büyük bir kurabiye. Sayuri hesabına bakınıyor. Bu bir mucize mi? Bana müsterih olan cezamı çekmem sayesinde oldu bu. Müstahak diye biz düzeltiyoruz bu sefer. Neredeyse tutturuyordum bu sefer diyor Yuri. Natsuki, galiba Natsuki göndermiş onu yüzüne doğru. Onu sana verecektim. Ama sonra cupcake'ler hakkında dediklerini duydum. Abo. Tepkini görmeye kesinlikle değdi. Natsuki diyor Sayuri. Çok iyisin. Çok mutluyum. Sayuri kurabiyeye sarılıyor. Aman ye gitsin işte. Sayuri paketi hızlıca yırtıyor ve kocaman bir ısırık alıyor. Çok güzel. Ye bakalım ye. Ağzında bir şey varken konuşmasam mı? Sayuri hızlıca elleriyle ağzını kapatıyor. Dilimi ısırdım. Yavaş ye. Natsuki gülüyor. Bir kurabiye için çekmediğin dert kalmadı. Natsuki kendi kurabiyesinden bir ısırık alıyor. Aa, seninki de çok güzel görünüyor Natsuki diyor Sayuri. Deneyebilir miyim? Of diyor Natsuki. Umduğunu değil bulduğunu yersin. Ama seninki çikolatalı. Evet, sana neden diğerini verdim sanıyorsun diyor Natsuki. Peki diyor Sayuri. Yine de bunu benimle paylaştığın için çok mutluyum diyor Sayuri'cim. Al bakalım. Sayuri sırasından kalkıp Natsuki'nin arkasına geçiyor ve kollarını Natsuki'nin etrafına doluyor. Ya of diyor. Tamam. Natsuki. Kurabiyesi hala elinde olan Natsuki Sayuri'yi başından salmak için ona doğru uzanıyor. Ham. Sayuri hızlıca eğilip Natsuki'nin kurabiyesinden bir ısırık alıyor. Hey Natsuki. Cidden yaptın mı bunu? Sayuri yapmış valla. Ağzı olan Sayuri güvenli bir yere çekiliyor. Yuri ben de gülüyoruz. Bazen çocuk gibi davranıyorsun diyor Natsuki hala. Monika Sayuri'ye... Ha? Natsuki etrafı bakınıyor. Monika kulüp odasında değil. Nerede Monika harbiden?
Monika nerede ya? Güzel soru diyor Yori. Bugün geç kalıp kalmayacağı ile ilgili bir şey duydunuz mu? Ben duymadım diyor Sayri. Ben de duymadım diyoruz. Bu biraz tuhaf diyor Yori. Umarım iyidir diyor Sayri. Nazuki tabii ki iyi diyor. Muhtemelen bugün bir iş çıktı. Epey popüler birine de olsa. Sayri ha diyor. Yoksa o? Onun bir... Yori öyle olsa şaşırmazdım diyor. O muhtemelen hepimizin toplumundan daha fazla arzu edilen birisi. Sayri bu doğru diyor. Anlamadım diyor Nazuki. Aynen kapı açılıyor. Üzgünüm. Feci üzgünüm diyerek Monika geliyor. Az sonunda geldin diyoruz. Geç kalmak istememiştim diyor Monika. Umarım endişelenmemişsinizdir. Ha diyor Sayri. Monika nihayetinde kulübü erkek arkadaşını tercih etti. Çok iradelisin diyor Sayri. Monika erkek arkadaş mı diye şaşırıyor. Neden bahsediyorsun sen? Monika meraklı bir şekilde bana bakıyor. Neden bana bakıyorsun? Aa unuttu gitsin diyorum. Neden geciktin? Monika. Son dersim etüttü de. Açıkçası zaman nasıl geçtiğini anlamadım diyor. Pekala biz de burada bölümü kapatalım. 15 dakika olmuş geçmedim çok fazla. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olmuştur. Yani normalde 40 dakikaya falan çıkabiliriz ama ben full okuduğum için yorulurum açıkçası. Full oku. Her gün bir şey yapmadığımız için de sadece ölmek çıkan yazıları da okuduğum için biraz yoruyor bunlar. Yalnız bir kelime de kurmak istemedim lan ve oyunun da heyecanını çok da baltalamak istemedim lan. Oyunun anlamını da bölmek istemedim lan. Söylenenleri olabildiğince sizlere de yansıtmak istediğim için bu bölümler bu sürede geliyor. Bilginiz olsun. Normal süresi budur bu serinin. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.